Geçmiyor ki ülkemizde doğal felaketler, doğanın tahribatı, yaban hayatına müdahaleler yaşanmıyor olsun. Her gün uyandığımızda bir sahilde meydana gelen dozerlerin işlemesi, başka bir yerde taş ocağında meydana gelen patlamalar ya da yine yeşil bir alan içerisinde yükselen betonarme yapılar. Eminim hepimizin her gün karşılaştığı tablolar bunlar. Ve bu tablolar karşısında da bir yandan bu güzel ülkenin, bir zamanlar adına Yeşil Ada denen bu ülkenin her geçen gün ne kadar yitirildiğine hepimizin içi cız ederken, öte yandan da nasıl bunları düzeltebiliriz diye çabalamaya çalışıyoruz. İşte bu son zamanlarda yaşadığımız, kimisinin adına sel felaketi dediği, su baskınları olarak nitelendirebileceğimiz, aslında birçok kimsenin de doğanın kendisini suçlu gördüğü, oysa belki de suçsuz olanın sadece doğa olduğu, biz insanların yaptığı faaliyetlerle bu hale geldiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Tüm bunlarla bir giriş yaparken bu hafta gerçekten ülkemizde önemli faaliyetler yapan, ülkemizdeki yaban hayatının rehabilitasyonu ve özellikle doğa alanında çalışmalarıyla artık geniş kesimler tarafından da bilinen Taşkent Doğa Parkı'nda olacağız. Taşkent Doğa Parkı geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlar neticesinde en çok yağış alan ve aslında bu anlamda da bir kısım tahribata uğrayan ve gerçekten baktığımız zaman yağışlardan etkilenen en önemli bölge olarak karşımızda çıkıyor. Bu hafta Taşkent Doğa Parkı uzmanlarından sevgili Mahmut Güzel'le konuşacağız. Kendisi bize son yağışlardan Taşkent'in nasıl etkilendiğini, buradaki yaban canlılarıyla ilgili ne tür çalışmalar yapıldığını ve son durumu aktarmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte sevgili Mahmut Güzel'le yapmış olduğumuz sohbeti izleyebiliriz. Sevgili izleyenler, bu hafta yine Taşkent Doğa Parkı'ndayız. Aslında yağışlardan sonra burada biraz çehre değişti. Oldukça bir etkilenme var. Yanımızda da sevgili konuğumuz Mahmut Güzel var. Taşkent Doğa Parkı uzmanlarından ve burada özellikle hayvanların durumuyla ilgili de bizlere bilgi verecek ama ona başlamadan önce bir genel
fikrini almak isterim. Bu yıl gerçekten son 100 yılın en yağışlı yılını yaşadık. İşte Girne'de yaşandı, sonra Lefke'de oldu, Erenköy'de oldu. En son da bu bölgede Taşkent, Hasbolat, Ercan civarı buralar etkilendi. Önce bununla ilgili senin biraz kendi görüşlerini aktarmanı istiyorum izleyenlere. Nedir sence bu oldu bitti, bu yıl sonu da artık seneye daha düzenli olacak her şey, ne düşünün? Oldu bitti değil aslında, bu yağmurların 100 senede bir olabilir, 10 senede bir olabilir, ama bu su taşkınlarının önce bir nedenini sormamız lazım. Evet, en önemli nokta burası aslında. Yani biz dere yataklarını kapatırız, işte imara yeni yerler açarız, bir şeyleri doldururuz. Yağmur yağmadığı dönemlerde göletlerimiz boşalır, göletlerimize bakım yapmayız, göletlerimizin su kapasitesini arttırmayız, içine dolan o alüvyonla gelen toprakları atmayız, baraj taşar, taşacak. Ama hep böyle bu yağışlar olduğunda aklımıza gelir bunlar. Yağışlar olduğunda aklımıza geliyor da 3 gün, 3 günden sonra ne geliyor? 3 günden sonra gene eski hale dönüyoruz. Ben birazcık şeye benzetirim bu işi. Biliyorsun bizde cenazeler de çok sık olur. İnsanlar hep cenazede bir yakınları için gittiğinde zaman mezarlığa. Aslında o an orada bulunduğu an dünyanın ne kadar da fani olduğunu, aslında hiç üzülmeye, kırılmaya, birileriyle kavga etmeye gerek olmadığını eminim herkes içinden geçirir, ama mezarlıktan çıkıp tekrar lehkoşanın içine inince biraz değişir işler. Biraz buna benziyor galiba bizim doğaya karşı yaptıklarımız. Aynen öyle. Yani sonuçta yağmur mu ya da yüzyılda bir yağması mı suçlu, yoksa insanlar mı suçlu? Evet. Yani önce biz aslında bir şeyleri daha düzenli hale getirmeye çalışırsak sonrasında böyle bu tip olaylarla aslında hiç karşılaşmamış olacağız. Galiba tek suçu olmayan doğa bu konuda. Aynen öyle. Tek suçu olmayan doğa ve biz diyoruz işte hep son yüzyılın en yağışlı yılı. Oysa 2017'de son yüzyılın en yağışlı ikinci yılıydı. Belki 2020 son 1000 yılın en yağışlı yıllarından biri olacak. Bilemiyoruz. Gerçekten artık bir iklimsel değişiklik de var, ama senin de dediğin gibi bizim buna uygun hareket etmemiz kaçınılmaz galiba. Hareket etmemiz bu saate kadar, yani bu dakikaya kadar konuştuklarımız sadece bir yerleri su basmamasıyla ilgiliydi. Peki evet. Seneye yağmur yağmayacak. Biz bu sene yağan bu kadar yağmuru ne yaptık? Sadece denize boşalttık. Evet. Depolayabildik mi? Bu seneye ne kullanacağız? Seneye ne kullanacağız? Bunu kim düşündü? Hiç kimse. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Taşkent Doğa Parkı olarak birazcık destek bekliyoruz. Biraz ilgi bekliyoruz. Ama işte sonuçta 3 günden sonra yangın söner, dumanı tüter. Yangında yanan ağaçların sonrasında odununu nasıl pazarlayacağız diye düşünmeye başlarız. Ama işte taşın altına elini kim koyacak diye düşündüğümüzde hiç kimse. Gerçekten kötü bir tablo. Ülkede hep aslında bu sellerde işte meydana gelen zarar. Belki de şanslıyız. Son bu olaylarda bir can kaybının olmaması da bir şans, ama senin söylediğin bu boyut gerçekten biz ülkemize düşen bu yağışın ne kadarına sahip olabildik. Hoş tabii, artık işte Türkiye'den de su geldi. Kimsenin de böyle bir düşüncesi yok. Nasıl olmasa su var gibi bir yaklaşım da var. Bu da ciddi bir boyut. Tabii yavaş yavaş şeye gelelim. Bu konuda son Taşkent'ten bahsettin. Taşkent aslında halkımız, izleyicilerimiz bizim de anlattığımız gibi bu doğadaki yaralı, yardıma muhtaç hayvanlara bir rehabilitasyon yapılıyor. Burada tabii farklı piknik alanı, burada farklı restoranlar var ve ileride açılmasını planladığımız bir de doğa parkı var. Ki sen özellikle oradaki hayvanlarla ilgili de çalışıyorsun. Önce bir kabaca bu Taşkent nasıl atlattı bu son yağışlı dönemi? Birazcık bunu senden dinleyelim. Taşkent doğa parkı olarak hep hayvanlardan, hayvanların işte iyileştirilip doğaya salınmasından. Taşkent Doğa Parkı Rehabilitasyon Merkezi hep hayvanlar üstüne endeksli bir yer olarak görünüyordu. Bu arkamızda gördüğümüz yer burası bir taş ocağıydı. Burası bir eski bir taş ocağıydı. Çukur halleydi. Biz buraya bir işte 4000 metreküplük bir gölet yapalım
Dedik ki buradaki hayvanlar buradan yararlansın. Gelirse bizim başımızın tacı olacaktı, göçmen kuşlar gelip burada barınsın dedik. Son yağan yağmurlarda dağdan gelen taş, toprakla beraber ne varsa suyun bulduğu. Buldu, buraya getirdi, akıttı, yığdı. Tabii bu yoldan akan suyla beraber solda bir miktar göçük oldu. İnsanlara zarar verilmesin diye yol genişletilmeye çalışılıyor. Bir taraftan burası doldurulmaya çalışılıyor. Baraj zaten gitti. Ama ne var işte halk için parkı açmaya uğraşırken başka engellerle işte 10-12 gündür yol açılsın, yol güvenli hale getirilsin, baraj temizlensin gibi şeylerle uğraşıyoruz. Evet, aslında şeyi söyledin, birazcık burayı açalım. Burada yapay bir, aslında eski bir taş ocağı bir gölete dönüştürüldü. 4000 metreküp civarında bir haznesi olan ve aslında bitme aşamasındaydı da. Tabii şunu da söyleyelim, yani bu sulama amaçlı kullanacak bir yer değil. Buradaki canlılar, içinde balıklar olsun, kuşlar olsun, senin de söylediğin gibi faydalanacak ama şu an ciddi bir göçük altında, ciddi bir zarara uğramış boyutta. Tabii bununla ilgili sanıyorum o sel döneminde yetkililer de buralara kadar biraz geldiler, ilgilendiler mi? Nasıl oldu? Oradaki gözlemlerini anlatayım. Yani ilgilenen oldu, buranın bir tehlike olduğunu söyleyen bir grup vardı. Bize destek olmaya çalışan bir grup vardı ama sadece bir ziyaretle bitti. Devamında şu ana kadar daha bir destek yok. Sadece sağ olsun Dikmen Belediyesi bize bir gün dahi olsa bir dozer gönderdi. O bayağı bir yolların açılmasında bize yardımcı oldu. Şu anda yollar açıldı. Halk kullanabiliyor, rahat rahat yukarıya çıkıp inebiliyor. İşte biz de geriye kalan yaraları sarmaya çalışıyoruz. Tabii bu da elimizde olan imkanlarla kısıtlı. Bizim çok büyük bir kepçemiz yok, çok büyük bir ekskavatörümüz yok. Kepçemiz hiç yok daha doğrusu. Küçücük bir ekskavatörle yapabildiğimiz ancak bu kadar. Evet, tabii buradan şunu da söyleyelim. Aslında sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taşkent Doğa Parkı'nın bir yardım çağrısı vardı aslında. Bütün ilgili kesimlere, özellikle bu tür iş makinelerine sahip kesimlere de bir yardım çağrısı vardı. Buradan izleyenlere bir kez daha hatırlatmak isteriz aslında. Taşkent'te mutlaka gelenler, görenler ya da bu program aracılığıyla da izleyenler vardır. Önemli işler yapılıyor. İleride Taşkent Doğa Parkı aslında bu ülkenin doğası, yaban hayatı için önemli bir merkez haline gelmeye devam edecek ama şu an bile ülkedeki canlılar açısından önemli bir yer. Her yıl 400 kadar hayvan burada aslında rehabilite için geliyor. Bunların önemli bir kısmı rehabilite edilip doğaya tekrar salınıyor. Bu tabii ki özellikle bu sıkıntılı dönemden sonra her kesimden destek çağrısı önemli. Bu konuda yardımcı olabilecek olanların da aslında Taşkent Doğa Parkı'na müracaat etmesini istiyoruz. Bizler için önemli ama şunu söyleyebiliriz sanırım. Şu an için piknik alanı açıldı. Selvi Restoran açıldı. Buradaki faaliyetler en azından sürdürülebilir bir hale geldi değil mi? İzleyenler, aynen öyle. Yani piknik alanımız açıldı. Selvi Restoran hizmet vermeye başladı. Güvenli şekilde işte okullarımız gelmeye başladı. Yarından itibaren okullar gelmeye devam ediyor. Onun dışında işte biz çalışmalara devam ediyoruz ama yol güvenliği yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Evet, sevgili Mahmut, özellikle senin ilgi alanın olan buradaki hayvanlar var. Bu hayvanlarla sen yakından ilgileniyorsun. Bu özellikle bu yağışlı dönem onlar açısından nasıl oldu? Nasıl bir etki yarattı? Var mı orada herhangi bir tahribat, sıkıntılı bir durum? Nedir, ne yaşandı, ne gibi işler yapıyorsunuz şimdi orada? Biraz bize bunlardan bilgi ver. Hayvanlarla ilgili ufak tefek de olsa problemler yaşandı. Çok güzel bir dolu yağışı vardı. Dolu yağışının akabinde işte tavanların esnemesinden bazı odalarımız ve bölmelerimiz su aldı. Ertesi gün sabah sabah ilk işimiz zaten doğanın verdiği tahribatı bırakıp ilk işimiz hayvanlarla ilgili oldu.
hayvan en önemli şey onlar bu. Aynen öyle. Bizi de teselli eden hiçbir hayvanımıza kılına bir zarar gelmedi. Hiçbir hayvanımız zarar görmedi. Onlar öğlene kadar, akşam üzerine kadar güvenli, sağlıklı yerlerine taşındılar. Onları kurtardıktan sonra zaten direkt doğada çalışmaya başladık. En büyük tesellimiz o yani. Hayvanlara hiçbir zarar gelmemesi. Evet, Mahmut, bunu seni bulmuşken şunu da bir tekrar edelim. Aslında Taşkent Doğa Parkı'na dönüşeceği esnada bu da bir sürü hayvan yer alacak. Şu an bunların bir kısmı var, bir kısmı ileride ziyaretçilerini görecek. Mevcut yapı hakkında birazcık bilgi verir misin bize? Hangi hayvanlar var orada? Neler daha olması planlanıyor? Orada olan hayvanlar şu an ne yapıyor? Nasıl bir işleme tutuyorsunuz? Şu anda yani geçen programlarda da bahsettik. Evet. Deve kuşlarımız, domuzlarımız, Avustralya deve kuşu dediğimiz emularımız, realarımız var. Şu anda tam net olmamakla birlikte bizim adaya yasal olmayan yollarla getirilip satılan insanların bakamadığı boa yılanımızdan maymunumuza birçok hayvan var. Bu hayvanların bir kısmı parkta sergilenecek. Avrupa standartlarında yerleri yapılıyor. Onlar hazır olduğu zaman da zaten parkla beraber onların herkesin işte ziyaretine açılacak. Evet, daha önce de söyledik ama şunu da tekrar edelim. Tabii burada özellikle buranın doğal yapısına uygun olmayan ama bir şekilde birileri tarafından bu adaya getirilen ve sonra tespit edilen, kimisine polisin el koyduğu, kimisine işte bir şekilde yaralanıp buraya gelmiş, işte boa yılanından falan bahsettin, Avustralya deve kuşundan bahsettin. Bunlar aslında bizim ülkemizin doğal flora faunasında olan canlılar değil. Ama bunları doğaya salmak en kötü yapılabilecek şey sanıyorum. Bunların bu park esnasında hem bu canlıların yaşamını sürdürebilmesi hem de aslında bir anlamda buraya gelen ziyaretçilerin, doğa severlerin bir anlamda bunlarla karşılaşması önemli olacak diye düşünüyorum. Buraya zaten gelen ilk hayvanlar bizim için ilk başta sağlıklı olmaları, insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermemeleri. Mecbur doğaya saramadığımız için barındırmak zorundayız. Gerekli olan bütün testleri yapıldıktan sonra biz de hayvanlarla birebir temasa geçmeye başlıyoruz. O süreçte tamamen karantina süresinde bu hayvanlar kalıyor. Daha sonrasında tüm raporlar bizim elimize temiz ulaştıktan sonra biz hayvanlarla yavaş yavaş... Bu karantina süreci dediğin, belli tahlillerin yapılması süreci dediğin, buraya gelen her hayvan için yapılıyor bu değil mi? Ne gibi işlemler bunlar? Birazcık detay verme şansın var mı? Yani işte en basiti iç parazitten başlayıp insanlar için en büyük riski olan HIV virüsüne kadar, sonuçta maymunların bunu taşıdığı biliniyor, HIV testlerine kadar hayvanın kendi taşıyacağın, kendine zarar vereceği hastalıklardan tutun, insana bulaştırma riski olabilecek olan tüm hastalıklara kadar. Tabii bunu bireysel olarak çeşitlendirebiliriz ama hayvan bazına baktığımızda ne yapılması gerekiyorsa tümü. Diyelim. Bir kısmı burada sanırım, bir kısmı... Bir kısmı yurt dışında, işte bizim laboratuvarımız açıldığı zaman yapabildiğimiz maksimum burada. İşte yakın doğu bizim destekçimiz, yakın doğuda ya da yurt dışı. Evet, burada tabii izleyenler için hep buranın biraz rehabilitasyon noktası biliniyor. Tabii piknik alanı en çok bilinen noktası ama bunun dışında yavaş yavaş devreye girmeye hazırlanan bir de laboratuvar var. Burada birçok teknik imkan yavaş yavaş oluşturulacak ve aslında buradaki canlıların bütün işlemleri de burada, neredeyse bütün işlemleri diyelim, burada yapılma şansı olacak. Ne aşamada, ne durumda şu an olarak? Şu anda hastaneyi bitirmek üzereyiz. Zaten alet ve ekipmanların birçoğu alınmış, hazırda bekliyor. İşte son yağmur olayında hastane de biraz etkilendi. Yağan doludan hastanede de bir miktar
esnemeden kaynaklı su içeriye girdi. Şu anda işte çatının tekrar bir revizesi ve hastaneye hiç tamamen sıfır su geçirmez hale getirmeye uğraşıyoruz. Yani sanıyorum yani bu... 1,5 ay içinde de hastaneyi açmayı planlıyoruz. Bu yağış ve özellikle bu son ciddi sıkıntı yaratan yağış burada bir süre çalışmaları buraya doğru kanalize etti. İster istemez ciddi bir efor sanıyorum burada zarar gören, kaybedilen şeyleri yeniden kurmaya gidiyor bu arada. Aynen öyle. Yani şu anda işte rutinde giden planlamış olduğumuz işte hastanenin Nisan başı açılması gibiyken şu anda zaten otomatik olarak bir ay, kaç ay? Geriye attı. Aynen öyle. İşte onların yaraları sallıyor. Bir taraftan işte faaliyetlerin devam etmesi planlanıyor. Onun için çalışmalara öncelik verildi. İşte böyle devam ediyoruz yani yavaş yavaş evet. Toparlanıyor. Peki aslında bu olaylardan pek yetkililerden gerçi çok ülkede alışılagelmiş bir manzara. İşte gelip ziyaretler dışında çok ciddi bir yardım görmedik diyorsun ama peki vatandaşlar düzeyinde durum nasıl? Halka çok teşekkür ederiz. Gerek eksik malzememizden gerek iş gücüne yakın işte yarın mesela bir izci grubumuz geliyor yaklaşık 40 kişi onlar bize destek oluyorlar. Ne yapılacaklar burada ne? Yürüyüş yollarımız var. Taşkent Doğa Parkı'nın yürüyüş yolları var. Onlarda birazcık göçmeler oldu. Oraları toparlanması planlanıyor. Yine toprağın aktığı bir yer var oranın işte toparlanması. Yani insan gücü olarak bir katkı sağlayacak. İnsan gücü olarak evet onlar bir katkı sağlamaya uğraşıyor. Yine bağışlarla işte yetebildiğimiz yere kadar o bağışlarla işte dozer o bu gibi yerlere kullanmayı düşünüyoruz. Yani teşekkür ederiz. Yani en azından yetkililerden çok fazla bir şey yok diyorsun ama vatandaşlar bak evet. Yani maddi olarak sağlayabilenler bir şeyler sağlıyor. Ama onu sağlayamayanlar da en azından bak iş gücü, insan gücü olarak bile gelip buraya evet. Bir taşın ucundan tutmaya çalışıyorlar. Aynen yani. Öyle. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bayağı bir destek olmaya çalışıyorlar. Yapamayan diye düşündüğümüz insanlar bile sosyal medyada bir paylaşımla bize bir evet, kişi, iki kişi, bazen bir çivi bile kazandırıyor. O bile bizim için değerli yani. Sevgili Mahmut aslında bu sanıyorum halk düzeyinde Taşkent Doğa Parkı'nın yarattığı imajın da bir etkisi. Bunu hissediyorsun diye düşünüyorum. İnsanlar aslında burada birçok insan gelmese bile sağından solundan basından çeşitli kanallardan aslında burada doğa için yaban hayatı için bir şeyler yapıldığını iyi şeyler yapıldığını ve aslında buranın önünün açık olduğunu ve mutlaka sahip çıkılması destek çıkılması gerektiğini düşünüyor. Böyle bir izlenim ediniyorsun sen de sanıyorum. Ediniyoruz. İlk başta Kemal Basat ve Yasemin Basat'a teşekkür etmemiz lazım. Sonuçta ben de burada konuşuyorsam onların sayesinde konuşuyorum. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. 2 yıl önce bir yerden hayvan kurtarmaya gittiğimiz zaman gelip alırız dediğimizde hiç kimse inanmıyordu. Hatta başıma da geldi yani ambulans çağırsam bu kadar hızlı gelmezdi dendi oluyor. Ama şu anda adanın genelinde bizden haberdar olan binlerce insan var ve gittiğimiz zaman da teşekkür ederiz, iyi ki varsınız diyorlar. Evet, bu konuda özellikle Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Kurtarma Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili de bir kez daha burada yani izleyenler aslında ekranın altında görüyor numaraları ama 1190 hattını tekrar edelim. Herhangi bir yaban hayvanını, yaban canlısını yardıma muhtaç olduğunu, yaralı olduğunu gördüğünüz zaman 1190 hattını aradığınızda çok kısa sürede mutlaka arkadaşlar sizlere ulaşacak ve o canlıyı rehabilitasyon etmek için en azından kontrollerini yapmak için alıp gerekirse merkeze getirecekler. Bugüne kadar bu yapılmış ve geçtiğimiz günlerde son bir yıl önceki çalışmalar da bir raporda yayınlandı. Yayınlanma aşamasında da devam ediyor. Sanıyorum 400 civarında bir geçtiğimiz yıl yapılan bir başvuru var buraya. Korkunç bir rakam aslında. Gibi kurtarma ve rehabilitasyon aslında rehabilitasyondan yaralıdan bahsettik. Onun dışında mesela yılan
girmeleri de biz kurtarma olarak aldık. O yüzünde evet, yani üstüne alınıp çıkıyor. Doğrudan doğaya. Doğaya direkt evet, sağlık kontrolleri yapılıp hiçbir sağlık problemi olmayan hayvanı direkt doğaya saldık zaten. İşte herkes teşekkür ediyor. Aslında biz hepimizin gönlü rahat. Biz geldiğimiz zaman, aradığınız her çağrıya geldiğimiz zaman size yardım ediyoruz ama biz hayvanı kurtarmaya geliyoruz. Biz hayvanı kurtarmak için oradayız. Yılan eve girdiği zaman yılanı öldürmeyin. Biz gelip o yılanı sizden kurtarırız zaten. Evet, gerçekten önemli bir şey. Aslında insanlar mesela yılan girdiğinde hemen kendi birazcık rahatı için diyelim, biraz güvenliği için diyelim şey yapıyor ama aslında esas tehlikede olan yaban canlıları. Çünkü artık evler, inşaatlar onların içine kadar girmiş durumda. Gerçekten ülkemizde doğaya müdahaleler had safhaya ulaşmış durumda. Ve her geçen gün aslında bu gibi zararlar yaşanıyor. Tabii umuyoruz ki burada rehabilitasyon merkezine ihtiyaç kalmayacak. Neredeyse hiçbir canlının gelmeyeceği bir noktaya taşınır. Ve bu doğrultuda da çalışmalar devam eder. Tabii yavaş yavaş burada da her ne kadar artık böyle Nisan'ın sonu Mayıs'a doğru yavaş yavaş geliyor olsak da havalar bir türlü herkes artık yani gitsin bu soğuklar, bu yağmurlar, bir an evvel sıcaklar gelsin modunda birçok insandan duyuyoruz bunları. Ama burası da bayağı serin. Bu konuda da yavaş yavaş artık senin de son sözlerini alacağız. Ama buradan izleyenlere özellikle bu gerek yaşanan su baskınlarıyla ilgili, gerek buradaki çalışmalarla ilgili neler söylemek istersin? Yani ben gerek mesai arkadaşlarıma, patronuma, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar devam ediyor. Elimizden geldiğince en kısa sürede tahribatı minimum düzeyde eski haline getirmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten biz de hem izleyenler hem bütün doğa severler adına buradaki çalışmaları yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir kez daha herkesin özellikle Taşkent Doğa Parkı'nın yardım çağrısına kulak vermesini, buranın tüm canlılar için, tüm hayvanlar için yeniden eski haline dönüştürülmesi için destek vermesini diliyoruz. Bu anlamda sana da bize zaman ayırdığın için bu yoğun temponun içerisinde tekrardan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Lefkoşa Değirmenlik bölgesinde yuvadan düşen cüce baykuş merkezimize teslim alındı. Duyarlı vatandaş Saadettin Güneş'in yolun ortasında gördüğü baykuşu muhafazasına alarak vakit kaybetmeksizin 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'na yapmış olduğu çağrı cüce baykuşa umut oldu. Dün akşam saat 8.30 sıralarında yolun ortasında gördüm baykuşu. Durup aldım.
hemen 1190 Doğa Park, Taşkent Doğa Parkı'nı aradım. Sağ olsunlar, sizlere de çok teşekkür ederim, ilgilendiniz. Ve kuşumuzu sağ salim teslim ettik. Ondan sonra artık tedavisini ve büyüdükten sonra inşallah doğaya tekrar geri döndüreceğiz. Yapılan sağlık kontrollerinde kırık ya da çıkık tespit edilmeyen ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan cüce baykuş, kendisine uygulanan beslenme diyetine bağlı olarak gelişip güçlenerek rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya döneceği günü bekliyor. Çiğ kuşları doğaya geri dönüyor. Merkezimiz tarafından vurulmaya bağlı olarak yaralı bir şekilde teslim alınan çiğ kuşları, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak bilimsel araştırmalar için ölçümlerinin alınıp halkalama işlemlerinin yapılmasının ardından doğaya kavuştu. Biri yaklaşık 3,5 ay, diğeri ise 1,5 ay evvel doğa terörünün hedefinde olan çiğ kuşlarının vurulmaya bağlı olarak kanatlarında açık yara ve kırık mevcuttu. Taşkent Doğa Parkı olarak bugün 2 tane çiğ kuşunu tekrardan doğaya döndürdük. Bir tanesi Mart ayında, diğeri Ocak ayında gelen ve her ikisinin de kanatlarında kırık olan çiğ kuşlarıydı bunlar. Bir tanesinin açık kırığı vardı, açık kırık pinlenerek. Diğerinin ise kapalı çatlak tarzı kırığı mevcuttu. O da bandajlanarak tedavi altına alındı ve yaklaşık olarak 2-3 aylık bir rehabilitasyon sürecinin sonunda her ikisi de sağlıklı bir şekilde doğaya geri döndü. Bu kuşların merkezimiz tarafından teslim alınmasında emeği geçen duyarlı vatandaşlar Tancan Kemaller ve Coşku Arslan'a teşekkür ediyor. Çiğ kuşlarının doğayla kucaklaşmasından ise büyük mutluluk duyuyoruz. Goofy doğaya kavuştu. Taşkent'te Mehmet Yakup'un bahçesinde görür görmez merkezimize yaptığı çağrıyla teslim almış olduğumuz Goofy doğasına geri dönüyor. Yapılan kontrollerinde sağlık durumu gayet iyi olan Goofy, bilimsel çalışmalar için ölçümlerinin alınmasının ardından doğa ile yeniden buluşuyor. Duyarlı vatandaş Mehmet Yakup'un doğa ve yaban hayat bilinciyle yılana zarar vermeden göstermiş olduğu farkındalık ise Goofy'nin ekosistemimize sunacağı katkılara fırsat tanıyor. Zehirli bir yılan türü olmasına rağmen yaban hayat içerisinde insana karşı oldukça çekingen ve barışçıl davranışlar gösteren Goofy, sürpriz bir şekilde rahatsız edildiğinde ise kaçmayı tercih ediyor. İnsanlar tarafından zararlı görülen kemirgenlerle beslenen bu yılanlar doğal denge içerisinde önemli bir rol üstleniyor. Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta sizleri yine Taşkent'e götürdük. Geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava ya da yağışlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanan Taşkent Doğa Parkı'ndaydık. Taşkent Doğa Parkı'nda ne derece bir etkilenme olduğunu sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya bir başka programda, bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Thank you.
zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun, yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annen ve baban hayattalar mı Yunus? Hayattalar, elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şu ismi Çamu. شنو متريقة متغدية متعشية احكي احكي شو طعمتك ماما اليوم؟ شو عم تاكل؟ قلي شو عم تاكل؟ طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل؟ جبل مخموطة ورز والله يا عمو عم ناكل من نهار وجه وحدة وحدة حدا صلحنا عليك الأولاد اللي هون جاعد في عالم ماتت من الجوع في عالم نامت مع فائد في عالم نامت بدون ما تاكل في عالم صلك مع كلام طيب قل لي شو جاي عبالك أنت شو جاي عبالك نابوش أمي كانت عم تطب نزل القذيفة عم تطب ورقة الطيارة هون الصواب أبي فيها شوفوا أتمنى بس أركب أطراف بشرية أتمنى هذا الأتمنى تأكل لحالي ولا أنت تشل على حدا هل şükretmiyoruz. Yani ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Biz kendi geleceğimizi düşünerek yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İzlerken ilk şunu düşündüm. Dedim ki ne kadar böyle bir hayatta böyle bir kalitelerimiz var. Yani böyle bir seviyelerimiz var. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bizim cevaplarımızla arada dağlar kadar fark var. Çocukların verdiği cevaplar hakikaten yürek burkan bir cinsten. Kendimizi sadece onları gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Günlük hayatta bu dikkatimizi bile çekmiyor. Yani bizim karnımız tok. Tok olduğu için mesela az önce verdiğim cevap künefeydi. Ama 2 gündür yemek yemeyen çocuk var ve ekmek yemek istiyor. Çok rahatmış gibi yaşayabiliyoruz ama orada o kadar mazlum yemek yiyemezken biz rahat evimizde köfte patates dedim biraz önce. Ve benim için parçalandı bunu izlerken. Bu çocuklar bu arada açken, babasızken, kimi çocuklar işte bir yemeği isterken
bazısı kolum olmasını isterim diyor. Biz elimiz için, kolumuz için veya herhangi bir şeyimiz için hiç şükretmedik belki de. Ama insan hiç bunları görmedi veya bunlara kulaklarını tıkadığı için bu tarz şeylere hep büyük şeyler istiyor. Yani okul, hani hep böyle büyük amaçlarımız var. Okulumuz şöyle olsun, okul bittikten sonra böyle bir hayatımız olsun veya yemeklerimizi seçerken, ayakkabımızı seçerken, kıyafetlerimizi seçerken, belki konuştuğumuz insanları bile seçerken, yani çok çok böyle şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama onların seçecekleri bir şeyleri yok yani. Hani yemek böyle alternatifleri yok yani. Yani ne kadar az şükrediyorsunuz, işte Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz tarzında ayetler geldi aklıma. Gerçekten sahip olduğumuz nimetlere çok az şükrettiğimizi düşünüyorum.